Allah var, gam yok. Evet, her gecenin ardından bir sabah, her kışın ardından bir bahar mutlaka gelir. Dağlarda kar olsa da baharımız var bizim. Sahrada çöl olsa da serabımız var bizim. Siyah bir kabus kararsa da afakı yolumuza mihmandar hilalimiz var bizim. Gür çıksa ne olur nadanın baykuş sesi. Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim. Namert elinde top tüfek olsa ne gam. Mehmetçik namıyla serdarımız var bizim. Aziz millettir ayağına vurulmaz pranga. Hürriyete can veren şühedamız var bizim. Ah gençler, ah! Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Gençler, size dönüyorum. Size dönüyorum gençler. Sizden cevap bekliyorum. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir diyor musunuz? Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyerek mücadelenin en önünde yer almaya hazır mısınız? Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mısınız? Hepinizi tebrik ediyorum. Yeter ki biz inancımızdan ve tarihimizden tevarüs ettiğimiz değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Şimdi Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, ne durumdayız, ihtiyaç var mı? Şimdilik henüz yok dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale geldi. Ve 20 şehidimiz var. ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. Eyvallah. Estaizu billah, bismillah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Rabbimiz ne buyuruyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak bilemezsiniz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, işte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmet'im, Mehmetçiğim Afrin'e yürüyor. İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, sınırlarımızı taciz eden, bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i, hepsi bunu ödeyecek. FETÖ'sü, hepsi bunu ödeyecek. Ve onun için de bu mücadele kararlı bir mücadele. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ilk örneğini verdik. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra elhamdülillah bu Afrin mücadelesinde de kararlı bir şekilde şu anda silahlı kuvvetlerimiz, hükümetimizle el ele, omuz omuza bu mücadeleyi yürütüyoruz. Unutmayın, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Gençler, Anadolu toprakları bin yıldır olduğu gibi 15 Temmuz'da bir kez daha
şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuştur. Çünkü vatan şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman tarla olmaktan çıkar, vatan olur. İşte böyle vatan yaptık bu toprakları. Ve tarih boyunca Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Abdülhamid II'den Gazi Mustafa Kemal'e kadar kesintisiz bir mücadeleyle vatanımıza sahip çıktık. Şimdi de vatanımıza sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca da vatanımıza yönelik saldırılar, dolayısıyla verdiğimiz mücadele hiç eksilmedi. Terör örgütleri birbiri ardına üzerimize salınarak, bin yıllık sahibi de olsak bu topraklarda rahat bırakılmayacağımız bize hep hatırlatıldı. Kardeşlerim, terörle mücadelede verdiğimiz binlerce şehidimizin acısı hala yüreklerimizdedir. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, mezarlıklarda dalgalanan bayrakları görürsünüz. Her bayrağın altında bir şehidimiz yatmaktadır. Rabbimiz şehitlerimizin ölmediklerini, onların yaşadıklarını az önce okuduğum ayeti kerimede bize haber veriyor. Ancak bunu bizlerin de göremediğimizi bildiriyor. Dolayısıyla bu mezarlar onların dünyadaki makamlarıdır. Şehitlerimiz Rabbimizin müjdesine mazhar olarak kendilerine tahsis edilmiş manevi makamlarında bizlerin canlarından vazgeçerek yaptıkları fedakarlığa layık olup olmadığımızı takip ediyorlar. Şimdi yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen. Bitti. İşte bunu yapacağız. Bunun için gençlerle her buluşmamda Hazreti Lokman'ın oğluna yaptığı şu altın tavsiyeleri hatırlatıyorum. Gençler, burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Rabbimiz Hazreti Lokman'ın oğluna şu nasihatlerde bulunduğunu bakın nasıl buyuruyor. Allah'a şirk koşma. Allah en gizli işleri dahi görür, bilir. Rabbine şükrettiğin gibi annene ve babana da saygılı ol. Allah'a ortak koşmadıkları sürece annene, babana itaat et. Bak burası önemli. Allah'a şirk koşmadıkları müddetçe namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten sakın. Başına gelenlere sabret. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Büyüklük taslama. Mutedil ol. Sesini de yumuşat, alçalt. Ben yapamıyorum. Evet. Her bir genç arkadaşımın bu öğütlerden kendine pay çıkardığına ve hayatını buna göre düzenlediğine inanıyorum. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla yüzlerce, binlerce taciz yapılırken bu saldırılar yüzünden vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde, sokakta hayatlarını kaybeder, yaralanır, huzursuz olurken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba? Bu PYD, YPG, DAEŞ, ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Ve bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında
şehit olan kardeşlerimi nereye, nasıl izah edecekler? Aynı şeyde Batı. Batı'da şu anda bu PYD, YPG, bu terör örgütleri, DAEŞ, camilerimizi yakıp yıkıyorlar. İşte Almanya'da son gelişmeler. Almanya daha neyi bekliyor? Polislerinin güvencesi altında orada bizim vatandaşlarımıza saldırılıyor. Camilerimize saldırılıyor. Alman polisi hala neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Aynı şeyler acaba Türkiye'de olsa dünyayı ayağa kaldırırlar bunlar ya. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de bunu izlese, seyretse, acaba dünya buna ne der? İşte son gelişmeler ortada. Bak şurada son bir hafta, 10 gün içerisinde Almanya'da camilerimize yapılan saldırılar, kundaklamalar hiçbir şeyle izah edilmez. Hanover'den Türkiye'ye hareket edecek bir uçak da yolcularımıza, Türklere karşı orada bu teröristler saldırıyor, polis de onları izliyor. Bunlar söylendiği zaman, uyarıldıkları zaman işte yaptık, yapıyor. Neyi yapıyorsunuz ya? Her şey ortada. Bizim kusura bakmasınlar, elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır.